Merhaba. Abi toplu taşımaya zam geldi. Ne düşünüyorsun? Kim yaptı? İmamoğlu. Niye yapıyor? Yani böyle bir şey var mı ki? Bu insanlar nasıl gidip gelecek? Herkesin derdi yok mu? Derdi sıkıntısı yok mu? Yani böyle hani söz vermişti böyle ben şey yapacağım, ben bunu yapayım. Bir tane bir yere bir kirpit bir şey yapmıyor. Niye zam yapıyor sanki? Yani böyle bir şey var mı ya? Her sabahına kalksan her şey zam. Yapma. Motorine ve benzine gelen zamlardan haberiniz var mı? Yolda ben biliyorum, haberim var. Her şeyden, gidişattan haberim var. Böyle bir şey var mı? Yani bu insanlar hiç mi evine ekmek götürmez mi? Hiç mi derdini, sıkıntısı? Hiç anlayan yok mu ki? Yani şu İstanbul'da koskoca toplu taşımaya zam yapıyorsun. Böyle bir şey yok yani, böyle olmaz. Bu insanların da evinde çoluğu çocuğu var. Derdi var, sıkıntısı var. Evine hiç mi ekmek götürmesin? Hiç mi çalışmasın? Yani her şey hak etti bir şey mi kaldı? Yani bir zam mı yani? Daha yeni zam yaptın. O zaman böyle biz... Neye zam yaptı abi? Toplu taşımaya yeni zam yaptı. Yapmadı mı? İşte şimdi biz o zamlardan bahsediyoruz. Toplu taşımaya zam yaptı, yine tekrar bir daha zam yapacaksın. Bu insanlar sabah kalkacak her gün zam mı? Yapıysan senede bir defa yap. Yani böyle Ekrem, yani şimdi sen koltuk sayan mı, baki mi kalacak? Ne var yani, senden öncekiler de orada koltukta otururdu. Böyle bir şey var mı ki ya? Motorine ve benzine gelen zamlardan dolayı mecburen zam yapmak zorunda kalıyor olabilirler. Tamam da bazı şeyleri bahane edip niye kilitlisen bu insanlar, hiç yazık günah değil mi? Bu insanları sen hiç mi düşünmüşsen? Sen niye Allah'ın kitabın yok mu? Senin inancın yok mu? Domuz gemlinden misin sen? Böyle yani hiç kimse sesini çıkartmasın mı? O koltuk sen baki mi kalacağını zannedersin? Zam 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 zam. Bu insanlar hiç mi nefes almasın? Hiç mi evine ekmeğine, çoluğuna çocuğuna ekmek götürmesin? Yani şov yapmayla olmuyor koçum bu işler. Bu işler şov yapmayla olmuyor. Deprem olur sen tatile gidirem. Senin çoluğun çocuğun var da bu insanların çoluğu çocuğu yok mu? Yani böyle bir şey yok yani. Sen mi insansın? İnsan sel basir, senin haberin yok. Böyle bir şey yok kardeşim. Böyle bedavadan dünya yok. Yollara para tökmemişler ki Ekrem sen toplayasın. Yani insanlar sesini çıkartmıyor diye sen de adamların olmadığı yerde kendin adam mı zannedersin? Başıboş mu zannedersin bu memleket? İki tane ipsiz sapsızın peşine takılmışsan ne çalışmadan haberin var, ne mahalleden haberin var, ne yoldan haberin var, ne altyapıdan haberin var. Yani böyle olur mu ki? Ne hep şov yapıyoruz. Şov yapak. İstanbul'da kar yağır. İnsanlar mağdur oluyor. Sen gelmişsen ben balık yemeye gidiyorum. Balık yemeyle olmuyor koçum. Burada insanlara hizmet edeceksin. Bu insanlar madem ki buraya yapıyorsansa burada hizmet edeceksin. Bu insanların hepsinin hakkı var. Kul hakkı. Yani sana bahçe kalmayacak. O koltuk dayan da bahçe kalmayacak. Zannetme ki sen kalacak. Peki abi, Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Sıkıntı çok. Sıkıntı problem aha. Görmedin mi sen? Kafan kaldır bak. Gözün kaldır bak. Sıkıntı bu değil mi? Sabah gidirem işe aynı. Trafik. Akşam gelirem aynı. Sıkıntı değil mi kardeşim? Altyapı yetişmir. Üst yapı yetişmir, tramvayın yetişmir, gemin yetişmir, uçağın yetişmir. Daha hangi sıkıntıyı soruyorsun? Bunlar sıkıntı değil mi? Türkiye'nin genel olarak. Ya yine genel olarak sen buradan sorumlu değil misin kardeşim? Sen şu an burada nerede yaşıyorsan, sen nerede nefes alıp verirsen oraya bakacaksın. Bak her tarafta sıkıntı var. Hangi sıkıntıyı soruyorsun? Sen buna çözüm bulamıyorsan sen o koltukta niye oturuyorsun? Ya sen bu insanlara çözüm bulamıyorsan sen o koltukta niye oturuyorsun? Oturma kardeşim. Bırak git, başkası gelsin yapsın. Sen yapamıyorsansa, yürü demiyorsansa kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim. İşi ehline vereceksin. Ehli olmayan insana vermeyeceksin. Bu kadar basit. Ehli vereceksin. Ehline vereceksin. Böyle şovuna moğuna olmuyor o işler. Terleyecek. Adam terleyecek. Sırtı terleyecek. Anni terleyecek. Ki bu insanların kıymetini bilsin. Çünkü adam neden? Bedavadan gelmiş. Bedava. Bedavadan dünya yok. Yollara tökmemişler ki sen de toplayasın. Öyle bedavadan Beylikdüzü'ne git. Git kardeşim Beylikdüzü'ne git. Gör. Bu insanlar öyle sıradan basit insan değil. Hizmet edeceksense edeceksin. Etmeyeceksen beceremem diyeceksen kenara çıkacaksın. Edenler gelecek, orada oturacak. İstanbul ahanları kardeşim, ha sıkıntıyı mı soruyorsun? Ha çek kardeşim, avuryanı bir dön. Çek kardeşim, sıkıntıyı ha. Adamlar bekliyor, sabah akşam böyle bekliyor. Haksız mıyım kardeşim? Hangi sıkıntıyı soruyorsun sen? Ben Türkiye'nin genel olarak sizce bir problem ya var mı? Ya kardeşim da, bak. Ben İstanbul nezdinde sormuyorum burayı, şu an. Burayı ele alacaksın. Burası koskoca bir metropol. Kendi başına bir devlet burası. Burayı çözmedikten sonra öbür yerleri zaten çözüyor insanlar. Zaten adam kendi yağına kavrulmuş gidir. Buradaki çözümü bulacaksın. Bak aha sıkıntı ha. Bir saat dur burada bekliyor ki hanları kardeşim, sıkıntı değil mi? Trafik açılmıyor. Gidemir adam, evine gidecek, işe gidecek. Yani olmaz ki yani. Bu dert sıkıntı büyük. Bu yükü derdi kaldıracak adam da değil Ekrem. Ekrem bıraksın, koysun, geçsin. Yarına yerine de kas delikanlı bir adam gelsin. Bu işleri de rahat rahat çözsün. Adam kayırmayacağız. Sana ne kardeşim? İster oy veririm, ister vermem. Ben oy da versem, vermesem de kardeşim sen ben buraya seçmişsin mi? Sen bu madem burada oturuyorsansa hizmet edeceksin. Bu kadar basit. Yol yapacaksın, temizlik yapacaksın. Bakıysan hiçbir şey yok bu adamda. Bu adamda hiçbir şey yok, hiç. Geldi geleli bir tane desin ki kardeşim ben kirpidi yerinden
baktım adam yok, hizmet yok adamda. Bunu daha niye bekledin sen? Sen maaş almıyor musun kardeşim? Yok, sen bu devletten maaş almıyor musun? Alıysan o zaman çalış, terle. Sen bu insanlara hizmet etmeye. Sana ne kardeşim? Ben ister oy verdim, vermedim. Versen de oy da versen, bu memlekette oy da versen, vermesen de kardeşim hizmet edeceksin. Madem kendine güvendin, ben geldim buraya dedin. Meydan burası. Saha burası. E sen hiç sahadan haberim yok. Ben böyleyim. Sen böyle değilsin kardeşim. Bu insanlar seni o koltuğu oturtturdu. Seni almasını da biliyor. Öyle siyaset yapılmaz. Ben çocukluğumdan beri siyasetin içindeyim. Siyasetin ne olduğunu A'dan Z'ye iyi bilen insanım. Ben siyasetin A'dan Z'ye iyi bilen bir insanım. Öyle yok. Abi insanlar zaten gerçeği görür. Bu insanlar her şeyi çözmüş. Hep gerçeği görüyorlar. Sıkıntı çok. Bu yükü götüremez. Yani bu yükü ağır yük. Anladın? Yük ağır. Haksız bir şey de yok. Burada İstanbul'da ne kadar insan var ise hepsinin adına konuşuyorum yani. Hepsinin şeyine konuşuyorum ben. Ben A parti, B parti onu da demiyorum bak. Sana ne diyorum? Gerçeği söylüyorum. Gerçek. Hak olanı söylüyorum. Onun için bunları böyle söyleyeceğiz, yansıtacağız ki insanlar anlasın. Gel ki bu insanlar her şeyi görüyor. Sağağın dönsen aynı, solağın dönsen aynı, ön tarafa dönsen aynı, bu tarafa dönsen aynı. Ama kimseye bahçe kalmış. Bak yan tarafta mezarlık var. Onların da dünyaları vardı. Bir şey götürdü mü? Yok. Dünya hiçbir şey kimseye baki kalmıyor. Gidiyor. Onun için düzelteceksin kardeşim. Bazı sıkıntılar varsa çözeceksin. Düzelteceksin. Bu işler böyle. Benim güzel hemşerim. Söylenecekler bitmez. Doğrudur abi. 10 dakikada söylenecek iş de değil. 1 saatte söylenecek iş de değil. 1 günde söylenecek iş de değil. 1 haftada söylenecek iş de değil bu işler. Senenin 365 günü ben sana şimdi anlatsam bitiremem. Çünkü neden? Benim yaşamım buradan Adapazarı'ndan tut Çanakkale'ye kadar gitmediğim semt sokak kalmadı. Çalışmadığım sokak kalmadı. Hayatı yaşamışız. İnsanları tanımışız. Kimin ne olduğunu çok iyi biliyoruz bu memlekette. Evet. Onun için Allah'tan hayırlısı diyeceğiz. Hayırlısı olsun hakkımız. Tabii. Size. Sıkıntılar da zamanla çözülecek. Bu sıkıntıyı sen de yaşıyorsun. Bu da yaşıyor. O da yaşıyor. Herkes yaşıyor. Hadi hayırlı günler. Çok teşekkür ederim abi. Sağ olun.